Bugün İstanbul Başıbüyük'te Makro Sinekli'ye geldik. Makro Sinekli'ye hoş geldiniz. Türkiye'deki en iyi plise sineklik şu an burada üretiliyor. Hasan Kars'ın Makro Sinekli'nin sahibi. Bir imalatınızdan bahseder misiniz? Tabii. Nasıl imal ediliyor? Biz pireli sineklik imalatı yapıyoruz. Şöyle gösterelim pireli. Evet. Bunun her renk ve her boyutundan burada imalat yapılıyor. Yurt içine ve yurt dışına kargoyla gönderiliyor. İstanbul'da 300'e yakın bayimiz var. Pireler böyle hazır galiba. Böyle siz ölçüye hazır. Göre. Şöyle pireler hazır. Tabii burada biz bilgisayara göre çalışıyoruz. Bilgisayar bize milimetrik olarak kaç taneden kesileceğini ve boyutunu söylüyor. Burada arkadaşımız hazırlıyor bunları. Bu pile boyutları burada hazırlanıyor. Evet, burada hazırlanıyor, kesiliyor. Bilgisayar ölçüsüne göre kaç tane oldu belli. Ha, pile sayıları belli. Belli. Burada da pilelerin... Burada pilelerin kuş gözleri ve ipleri takılıyor. Profiller burada kesiliyor. Pileler oradan geliyor, profiller buradan gidiyor. Şurada bu buluşuyor. Böyle. Buraya koyuyoruz profilleri. Evet, burada da kedi sinekli montajı yapılıyor. Bugün kendisi sizlere kedi sinekliğini tanıtacak. Kedi sinekli, kediler için yapılan emniyetli, daha emniyetli bir sineklik çeşidi. Bize bu konu hakkında bilgi verir misiniz Hasan Bey? Tabii, kedi sinekli, kedilerin aşağı düşmemesi, kedilerin bir zarar görmemesi ve kedilerin bir zarar gelmemesi için yapılan bir sinekliktir. Bizim bulduğumuz yeni model, geliştirdiğimiz yeni model dışarı açılır kedi sinekliği. Evet, normal sineklikten tam olarak farkı ne? Normal sineklikten tam olarak farkı hem kilitli oluyor hem dışarı açılıyor. Tellerinde çelik olması veya alüminyum olması. Şu gördüğünüz alüminyum tel. Evet, bu alüminyum tel oluyor. Bu alüminyum tel. Şu gördüğünüzde çelik teli diye adlandırılır. Fakat paslanmaz kromdur. Paslanmaz kromdan yapılıyor. %8'de içinde nikel vardır. Son derece dayanıklıdır. Asla kedi yırtamaz. Bir açılışını veremez. Görebilir miyiz? Tabii. Şurada bir tane kilit var. Şurada da bir tane kilit var arka tarafta. Çıt çıt kilit. Bunları böyle açıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Kapanıyor. İki tane kapandı. Şurada da altta da mandalı var. Mandalını çekiyorsunuz. Ve asla kedi dışarı çıkamıyor. Anladım. Yani kedi patisini dayadığı zaman normal evet. Sineklikleri açabilirken bunu açamıyor. Ayrıca teli de çelik olduğu için esneme de yapmıyor galiba. Evet. Tam bunların montajını yapalım bakalım. Bir de üzerinde görelim. Teraziyi alıyoruz. Evet, kolay bir şekilde montajı yapılıyor zaten. Evet, şuradaki kilit mekanizmasından ekstradan kilit olduğu için bu bir daha açılmıyor. Bunu şöyle açıp tekrar açtığımızda normal menteşeli sineklik gibi çalışıyor ama
Tabii menteşeli sineklikten farklı olarak bu çelik telden oluşuyor. Ve profilleri de muhtemelen daha kalın profiller mi kullanıyorsunuz? Bir başka videoda görüşmek üzere. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayınız. İyi günler.